Ben Mesut'um, hoş geldiniz. Dünyanın herhalde en meşhur posta kodundayız. Yani bilinen tek posta kodu, hiçbir şehri insanlar posta koduyla bilmez. 90210, 90210, Beverly Hills'in göbeğinde. Neydi parkın adı? Will Rogers Park'tayız. Böyle çimlere yayıldık, mesire yeri. Millet gelmiş, yerleşmiş, top oynayanlar, kahve içenler, şu bu. Hayır, maske yok. Neyse. Aa, sincap. Keşke çekebilsek. Bekçilerde vardı maske aslında. Nerede? Evet, iki tane bekçi var. Onlar maske takıyor. Kalan halkta maske falan filan yok. Marifet diye söylemiyorum. Sadece belirtiyorum. Hiç kimsenin yanında yakınında değiliz. Ne konuşacaktık? Yemek. Dışarıda yemek. Fazla sorulan, merak edilen konulardan biri. Bir de şu anda biriyle uğraşıyorum, ayıptır söylemesi. O kendini biliyor. Bana her gün bunu yedim tamam mı, şunu yedim tamam mı deyip duruyor. Sürekli restoran tabakları. Seyrediyorsun değil mi Yiğit? yedikten sonra yolluyor akıllı resimleri. Ben de tabii abi yemeseydin falan diyene kadar o yemeği lüpletmiş oluyor. Güya keto'ya başlayacak. Böyle zor başlar. Alkollü malkollü her şeyli. Bir sonraki bölümümüz alkol. Emre ona da kızar şimdi. Niye söyledin şimdiden diye. Her neyse, dışarıda yemek. Ketojenik diyet danışmasında da çok soruluyor. Dışarıda yemek konusunu konuşalım. Restoranda, iş yerindesiniz, yemek fişi mi diyorlar? Sodexo. Sodexo. Ben oradayken Sodexo'ydu, şimdi ne olduğunu bile bilmiyorum. Yemek fişiyle sağdan soldan yemek getirtiyorsanız, efendim hafta sonları ailenizle çıkıyorsunuz, arkadaşlarınızla tatile gittiniz, Bodrum'da, Çeşme'desiniz, şurada buradasınız. Evet, Ferrari motoruydu o. Kısacası keto'yu yapmaya çalışırken, ketojenik beslenmeye çalışırken dışarıda nasıl yiyelim, neler yiyelim, neler yiyebiliriz, nelerden kesinlikle uzak duralım, neler olabilir gibi. Biraz interaktif olsun diye sürekli Emre'ye soru soracağım. Bilmediğimizden değil ama Emre daha sık Türkiye'ye gidip geldiği için 1,5 sene içerisinde onun orada dış ortamlarla çok daha fazla ilişkisi oldu. Dışarıda yemek durumunda olduğunda neler seçti, neler yedi, o belki söyleyebilir. Şimdi değişik mutfaklara veya değişik restoran tiplerine giderek tek tek konuşmak istiyorum. Birincisi fast food. Efendim, fast food'dan uzak durmaya çalışın. Genel anlamda uzak durun. Neden uzak durun? Zararlı. Yani bu bilinen gerçek. Hele böyle büyük ticari zincirlerden hararetle uzak durmaya çalışın. İçindeki etin ne olduğunu bilmiyorsunuz, kaç aydır dondurucuda olduğunu bilmiyorsunuz, nereden geldiğini bilmiyorsunuz falan filan. Bunun içinde McDonald's, Burger King falan tipi yerleri sayıyorum. Fakat bununla beraber bizim burada Kaliforniya'da çok yaygın olan bir burger zinciri var, In-N-Out. Oranın özelliği buzluk kullanmamaları. Dolayısıyla her şey taze geliyor. Buzdolabında çok limitli kalabiliyor. Patatesleri önünüze kesiliyor. Keto'da yemiyoruz. Önünüzde kesiliyor. Anında kızartılıyor. Yağları sürekli değiştiriliyor falan filan. Benim burada yaklaşık 20 senedir burger yemek istediğimde tek gittiğim yer diyebilirim. Fakat 1,5 senede de ketojenik diyette canımız burger çektiği zaman sadece oraya gidiyoruz. Yaklaşık averajda ne kadar da bir haftada bir yiyoruzdur. Yok. Koronada 3 ay yemedik. Koronada hiç yemedik de, koronada dışarı çıkmıyorduk diye yemedik. Ama haftada bir averajda yiyoruz. Bunu nasıl yiyoruz? Bu adamların single, tekli, double, double double, 2 köfte, 2 peynir, 3 köfte, 4 köfte gibi seçenekleri var. Biz bunu restoranın menüsü da nasıl geçtiği şeklinde söyleyeceğim. Protein sağlıyoruz. Yani protein stilinde istiyoruz. Protein stilinde bildiğiniz hamburgerin ekmeğini atıyorlar. Karbonhidratı atıyor. İki köfte ve peynirinizi veya üçlü köfte peynirinizi, her neyse, marula sarıyor. Çok güzel sarıyorlar. İçinde ne var? Bir dilim ince domates var. Yeşillik var. Arzu ederseniz soğanı ister grill ediyorlar. Yani ızgarada öldürüyorlar. İsterseniz çiğ olarak koyuyorlar. Biz protein ihtiyacımızı karşılasın diye 3 köfteli yiyoruz. Çok dürüst söylemek gerekirse şu anda ekmeklisini yiyebileceğimi bilsem tercih edeceğim bir şey değil. Keto ile bile alakası yok. O kadar tadı birebir aynı ki, o kadar psikolojik olarak da beni kesmiş vaziyette ki, gidip ekmeklisini aramıyorum. Carl's Jr. Şey var, evet, Türkiye'de. Carl's Jr. Türkiye'de ben yedim.
Her yerde yok ama Carl's Jr. protein stili derseniz aynı şekilde marula sarıp veriyor Türkiye'de de. Tamam, protein stilini anlamazsa arkadaş, deyin ki ekmek yerine yok, marula sarar mısınız? Yok, zaten yazıyor. Menüde var. Menüde var, yazıyor şeyin üstünde. Çok güzel, sizde de varmış. Carl's Jr.'da duble, iki köfteli, üç köfteli. Ismarlayın bakalım veriyorlar mı? Protein stili olarak isteyebilirsiniz. Şimdi Türkiye'deki en bomba olaylardan biri rakı balık tabii. Yani Boğaz kıyısında veya diğer mezecilerde nereler var? Muhit söylesen. Asmalı tarafları vardı eskiden. Şehir bilmem. Bazında söyleme. Normal her evet, şehirde var. Evet, Türkiye'nin her tarafında meyhane tarzı yerlere gidecekseniz veya balıkçıya. Birincisi balığı her zaman için ızgara tercih edin. Eğer masanız full meze olacaksa genel ketojenik bilginizi kullanarak İçine ekmek kırıntısı koyulabilecek şeylerden uzak durun. Bu ne olabilir? Midye yiyin ama taratoru tüketmeyin. Patlıcan salatası, soğuk olarak ne koyulur içine? Zeytinyağı, limon, sarımsak. Fazla bir sorun yok. Yani bütün bir porsiyonu siz yemeyin tabii. Masada ortaya gelen paylaşımlı mezeler için konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim. Pilaki olmaz. Tabii bakliyatı yemiyoruz. Humus olmaz. Çünkü nohutu yemiyoruz. Ama ne olabilir başka? Bütün salata çeşitleri olabilir. Deniz börülcesi olur. Yeşillikler olabilir. Rokalı salatalar olabilir. Efendime söyleyeyim. Zeytin, peynir. Tabii. Kavunu atlayın. Rakı içecekseniz bir kadeh. Başka? Alkolden uzak durmaya çalışın da alkol için başka bir bölümde tekrar konuşuruz. Kısacası mezeler için ketojenik diyet, ketojenik beslenme bilginizi kullanın. Yani bence eğer bu video serisini ilk baştan beri seyrettiyseniz zaten o masaya konacak 50 meze içinde neleri yiyip neleri yiyemeyeceğinizi biliyor olacaksınız. Meyhaneler böyle. Meyhane ve balık ortamı varsa balığı mümkün olduğunca ızgara tercih edin. Çünkü tava balıkta kullanılan yağı bilmiyorsunuz. Sorsanız da doğru cevabı alır mısınız, almaz mısınız? Ama restoranlar, meyhaneler biliyorsunuz sanayi tipi büyük ambalajlarda alıyor. Çok leş yağlar kullanılıyor olabilir. Aynı şekilde kalamar da aynı şekilde kızartılacak. Kalamar için, karides için. Bu arada kalamar, karides, ahtapot bunları ızgara şeklinde veya salatası şeklinde güveç. Yiyebilirsiniz. Ve güveç şeklinde yiyebilirsiniz. Güveçte ne var? Peynir biraz var, yağ olacak, yağlı. Peynir olacak, sarımsak falan olabilir içinde. Biber. Karides salatası gayet iyi. İnşallah hakiki zeytinyağıyla yapıyorlardır. Zaten içinde ne olabilir yani? Zeytinyağı, limon, maydanoz. Bir sonraki şey et lokantaları diyelim. Büyük zincirler de var, küçük her tarafta. Et ve kebapçı aslında ikisini birlikte konuşalım. Evet, bayağı motor sesi var şehrin göbeğinde yani. Olduğumuz için. Köfteden uzak durmaya çalışın. Şey mi oldu? Yok. Köfteden uzak durmaya çalışın. İçine ekmek konuyor. Ne kadar koyuyorlar, ne katkı maddeleri konuyor bilmiyorsunuz. Çok 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 zorunlu durumda kalmadıkça köfte yemeyin. Yani şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz ve açlıktan ölüyorsunuz. Yol üzerinde İnegöl köftecisi, tükürük köftesi. Nerededir o meşhur? Bir sürü yerde var. İnegöl'de var zaten. İnegöl. Tükürük değil ama İnegöl köftesi. Zor durumda kaldınız. Yiyin 3-5 tane. Ama genel anlamda et ve kebapçılara gittiğinizde, et lokantalarına, steakhouse olarak tabir ettiğimiz her tarafında karıncalar yürüyor. İyi. Yerlere gittiğinizde köfteden uzak durun. Ette hiçbir sıkıntınız yok. İstediğiniz eti yiyebilirsiniz. Izgara elbette. Başka ne olabilir? Beğendi. Nedir o? Tas kebabı beğendi. Onu gerçi Türk yemeklerinde, olur. Ev yemekleri konseptinde konuşalım. Altı beğendiler yenebilir çünkü zaten o patlıcan sonuçta. Tamam. Yani süt koyuyor olabilirler tabii birazcık. Süt, un. Yani un kısmı sıkıntılı. Evet. Beğendisinden uzak duralım. Aynen. Etini yiyelim. Genel anlamda üzeri soslu gelen tabaklardan uzak durun. Çünkü soslarda lezzet vermesi açısından çoğunlukla şeker katkısı bulunur. Siz o şekerin tadını almadığınız zamanlarda bile şeker katkısı olabiliyor. Amerika'da standart bu, değişmiyor. Türkiye'de nispeten daha az ama masanıza servis edecek garsonun da bu içeriği bilmesini falan beklemeyin yani. He der geçer size. Kebapçılarda da iyi bir kebapçıya gidiyorsanız Adana kebap ona zaten ekmek konmaz. O yüzden kebapta sıkıntı olmaz eğer iyi bir yerse. Adana kebap hakiki. Yüzevler miydi?
Vardı. Bir ben isimlerini var. Bilmiyorum artık tabii de. İstanbul'dakilere güvenmiyorum ama satır kıyması yine. Dediğimiz yani eti kesecekler. Kırmızı pul biberinizi şunda bununla karıştıracaklar ve servis kuyruk edecekler. Kuyruk yağı falan yani. Kuyruk yağı. Bunlar okey. Zaten biliyoruz. Yağ serbest. Urfa. Neyse içinde ekmek olmadı. Her şeyi yiyebilirsiniz. Bütün bu et, balık, kebapçı konseptlerinde unutmayın ki salataya dalın yani. Yanında mutlaka salata isteyin. Hatta masaya ortaya geliyorsa salata siz lütfen doygunluk açısından ve yeşillik tüketmek açısından kendinize bir porsiyon salata söyleyin ayrıca. Siz nasıl olsa masada herkesin yediği gibi pidelere, ekmeklere falan banmayacaksınız. Dolayısıyla hani onlar orada karbonhidratı gömerken siz de salatanızdan mahrum olmayın. Kendinize bir porsiyon tek başınıza salata ısmarlayın. Bir sonraki şey, ev yemekleri. Ben oradayken yoktu bu konsept. Sonraki yıllarda inanılmaz arttığını biliyorum. Ev yemeği yapan yerler biliyorsunuz. Kuru yemiş, mercimek, nohut falan filan. Bakliyat out. Bakliyatı tüketemiyoruz. Ne olabilir? Yine etli bir yemek bulursanız olabilir. Onun içindeki salçayı, soğanı çok fazla yani bilmemekle birlikte. Ispanak yenebilir hani. Gündüz. Ispanak, sebzeleri yiyebilirsiniz. Az olmak kaydıyla yazın ne bileyim güzel bamya olabilir, şuba olabilir. Onlardan biraz tüketebilirsiniz. Ayşe fasulye, çalı fasulye. Ha, evet. Bunları yiyebilirsiniz. Elbette ki pilav patates kısmını geçiyoruz. Onları tüketmiyoruz. Başka ne var? Ev yani yemeklerinde. Kavurma gibi şeyler oluyor. Kavurma olabilir. Ama içinde tabii. Patates oluyor, bezelye oluyor. Bezelyeli. Valla siz protein kısmından gidin. Tavuğu ve etli olabilir. Ayırabilirsiniz. Yani. Varsa balık. Ev yemeklerinde fazla yaygın olduğunu zannetmiyorum ama balıktan da yürüyebilirsiniz. Yok, balık da tüketebilirsiniz. Olmuyor Türkiye'de. Burada. Hiçbir yerde olmaz. Neyse. Baştan gol yemeyin. Hiçbir şey bulamayacağınız yerlere lütfen gitmeyin. Yani arkadaşlarla gittim, mecbur oldum falan filan. Biz o hikayeyi yemiyoruz. Bistro ve kafeler daha kolay Türkiye'de. Ondan bahsedeceğim bölüm olarak. Benim tek söylemek istediğim şu anda lahmacun salonu, simit sarayı ve mantıcı. Şu üçünden bahsetmek istiyorum. Gittim yiyecek hiçbir şey bulamadım. Giderken biliyordum zaten onu. Yani bizi yemeyin. Bizi zaten yemeyin de yani simidi mantıyı hiç yemeyin. Karbonhidrattan uzak durun kardeşim. Mantıcıya gideceksiniz ya arkadaşlara bir şey söyleyin. Abi benim orada yiyecek hiçbir şeyim yok. Yanındaki de kuru kuru iki ot dal salatayı bilmem neyle ben doymam. Artı bana da yazık. Siz mantıyı gömerken ben ne yapacağım? Sizi mi seyredeceğim? Kafelerde hiçbir bahaneniz yok. Bütün kafeler envai çeşit salatayı satıyor. Salatanın üzerine proteini isteyin. Mümkünse çok canlı olay olmasın. Tavuk ızgaralı isteyin. Steakli isteyin. Burada düzeltme çünkü orada da kafelerde steak diye steak salad olarak biftek satılıyor. Biftek diye satılıyor, et diye biftek, satılıyor. Et. Öyle. Neyse. Benim geldiğim yerlerde evet, kafelerde iş kolay. Salatadan yürüyeceksiniz. Başka çareniz yok. Sebze yemeği ne olabilir ki? Yok. Kafelerde sebze yemeği yok. Ama et var sonuçta. Grill yapılmış. Grill et alabilirsiniz. Ha, bu arada yanında... lütfen size servis eden kişiyle muhabbete girin bu konuda. Yanında kelimeyi unuttum. Bir şey yerine başka bir şey koymak. Yani bu etin ya yanında patates varsa, pilav varsa sebze alabilirsin. Lütfen sebze ve salatayla değiştirin. Orada da doydunuz. Başka neresi var? Bu arada ilk başta fast food'culardan bahsettik. Şunu eklemem lazım. Tavukçular ve kanatçılar diye bir şey var yani. Tavacılar da var. Tavacılar. Tavacı. Bayağı çete türemiş Türkiye'de ben yokken. Tavacılar iyi. Ciğer yiyorsunuz. Yanında karbonhidratı almayın. Tavukçular diyelim. Pane olan yani ekmeğe bulanmış şeylerden uzak durun kızartma. Onun dışında yarım piliç, tam piliç. Oturun bütün pilici yiyin. Kime ne? Başka? Ha, sakatat. Sakatat serbest. Tavacılarda zaten ciğerden yürürseniz sakatatçılar, kelle paça. İşkembede dikkatli olmanız lazım çünkü terbiyesinde un var. İşkembeye dikkat edin. Şey olarak kötü değil, evinize yapmayı becerebilecekseniz... Badem unuyla olmaz. Unsuz olarak, tabii ki badem unuyla olmaz yani o kadarından bahsetmiyorum. Başka et lokantaları dedik, kafeler dedik. Tavuk kanat. Kanatçılar bir ara vardı yaygın olarak. Şu anda var mı bilmiyorum. Tavuk kanadı okey. Bol yağlı yani böyle 30 tane falan yiyemezsiniz ama ızgara, mangalda falan yiyecekseniz makrolarınıza göre yiyin. Bir aplikasyonunuzda kullandığınız uygulamada tavuk kanadının gramaj olarak yani kaç tane de ne kadar yağ var
şeklinde kontrol edin. Ama proteininde bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Köfteye dikkat edin demiştik. Son ve çok dikkat edilmesi gereken mutfaklarda etnik mutfaklar. Çin, Kore, Tay yemekleri, efendime söyleyeyim, Japon, sushi restoranları. Şimdi sushi'de banko balığı yiyebilirsiniz, altındaki pirinci tüketmiyorsunuz. Ben ne yapayım öyle sushi derseniz, salatadan yürüyün, üzerine balıkları, yani masaya gelen balıkların pirinçlerini ayırarak salatanızın üzerine ekleyin. Böylece salata ile balık birlikte bir doygunluk sağlar. Çin mutfağında çok yüksek oranda şekerle karşılaşma olasılığınız var. Elbette yanlarındaki noodle tarzı, işte pad thai, Tay mutfağında falan filan, onlardan uzak duruyoruz. Tekrarlamaya gerek yok. Ama limitsiz, limitsiz dışarıda yiyecek şey var. Benim şahsi son notum, Emre saçını başını yolmadan, çok sıkıştığım zaman yolda bir yerden bir yere gidiyorum ve çok açım, İlk bulduğum marketin önüne çekiyorum. Büyük marketlerden bahsediyorum. Bir paket salatayı alıyorum. Avantajımız Türkiye'de var mı bilmiyorum. Salatalar paketi açıp içinden bile yiyebilirsiniz. Yani yıkanmış temiz olarak. Bir şekilde bir hani sudan geçirip yiyebileceğiniz yeşilliği bulun. 3-5 dilim salam kestirin. 3-5 dilim peynir kestirin. Bunu yeşillikle bulabiliyorsanız ve 2-3 yaprak yıkayabiliyorsanız marulun içine sarın. Afiyetle yiyin. Aç kalmayacağınızı garanti ediyorum Keto'da. Şimdilik Beverly Hills'den, 90210'dan görüşmek üzere.